Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün Ankara'da Çankaya'dayız. Konumuz obezite. Obezite artık çağımızın hastalığı ve bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Şimdi tedaviyle ilgili gelişmeleri öğrenmek üzere obezite ve genel cerrahi uzmanı doçent doktor Osman Yıldırım'la birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, konumuz obezite. Artık çağımızın hastalığı diyoruz ve bunun tedavi yöntemleri var. Neler? Hangi aşamada cerrahi yönteme başvuruluyor hocam? Birinci sorum bu. Ve de eskiden biz kelepçe ameliyatlarını duyardık. Bunlardan da çok korkarız. Evet. Halen bunlar geçerli mi? Şimdi ne oluyor? Şimdi kısaca her zaman söylediğimiz gibi obezite direkt ameliyat yapmıyoruz. Diyet, spor, akupunktur, bazı ilaçlar denenebilir. Ama bir insan morbid obez olduktan sonra kalıcı kilo vermenin en etkin tedavisi cerrahi diyoruz. Bunlar diğerlerini denesinler ama sonuç alamazlarsa ameliyat olsunlar diyoruz. Ameliyatlarda önce şunu söyleyeyim. Halk arasında bu kadar korkulmasının bu ameliyatın nedeni kelepçe. Mide bandı dediğimiz bir dönem çok modaydı. Ya, kelepçe de midenin üstüne bir halka gibi bir yapı takılıyor. Hastanın yeme isteği devam ediyor. Buna rağmen de kelepçe olduğu için buna bağlı midede delinmeler, kesilmeler, kusmalar oluyor. Hastanın psikolojisi bozuluyor. Bu nedenle kelepçeden çok kötü sonuçlar alındı. Dünyada ve ülkemizde de obezite cerrahisinden bundan dolayı çok korkuluyordu. Şimdi artık obezite cerrahisi dendiğinde kelepçe yöntemini evet, anlamıyoruz değil mi? Evet, özellikle vurgulayalım. Kelepçe yok artık. Hı hı. Ve kelepçe koyduran, taktıran hastalar da neredeyse %50'si çıkarttırmış durumda. Diğerleri de çıkartacak yer arıyor açıkçası. Yani bir sürü sorunlara yol açıyor, delinmelere, kesilmelere, ölümlere. Şunu sorabiliriz. Niye bu kadar gündeme geldi obezite cerrahisi? Eskiden bu kadar duymazdık farkındaysanız. Evet. Artık önce bypass vardı ama tüp mide, siligoz sökümü çıktıktan sonra bir patlama oldu. Çok iyi sonuçlar var. Çok kısa sürüyor. Sonuçlar çok çok iyi. Hastalar kısa sürede yaşama dönüyorlar. Ve kelepçeden kalan o kötü sonuçlar yok. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz. Hemen bunun riskleri nedir? Var. Herhangi bir ameliyatı bir risk kadar. %2'yi geçmiyor. Kanama, delinme, kaçak, emboli gibi komplikasyonları var. Tedavi edilebilir. Ama mesajımız şu. Bu ameliyatı korkmadan olabilirsiniz. Ama gereken uygun donanımlı hastanelerde, donanımlı merkezlerde ve uygun kişilere ameliyat olun diyoruz. Bunlar olduğu sürece bu ameliyattan korkmayın diyoruz. Aslında obeziteden korkalım, ameliyattan korkmayalım evet, değil mi hocam? Evet. Tedavi yöntemi sonuçta önce ameliyat. Önce obez olmayalım. Obez olursak mutlaka çaresine bakalım, diyetimizi, sporumuzu yapalım. Yine sonuç alamazsak ameliyat olalım. Son mesajda ameliyat da bitmiyor. Biz size altın bir şans tanıyoruz. Ameliyattan sonra da gerekenlere de devam edelim. Peki kısaca hem ameliyat sürecini hem de ameliyat sonrası süreci de izleyicilerimizle paylaşabilir kısaca misiniz söyleyelim, hocam? Kısaca söyleyelim, hemen ameliyat tetkiklerimiz bir gün falan sürüyor. Ameliyat oluyor hasta. 3 gün falan da hemen hemen %90 üzerinde 3. günde taburcu oluyor. Hı hı. Eğer Ankara dışından gelmişse birkaç gün hastalarımızı tutuyoruz. Ondan sonra bir haftada ortalama bitiyor. Yalnız ameliyattan sonra yine diyet, spor, yaşam tarzı değişikliği şart. Diyetisyenimiz Gurbet Hanım yanımızda. Birazdan o da size yardımcı olacak, bilgi verecek. Hastanız Ferhat Bey de bizimle. Onunla, evet. Onun da hikayesini mutlaka dinleyeceğiz. Dilerseniz önce diyetisyenimizden hastanın nasıl takip edildiği konusunda bilgileri alalım. Aynen öyle. Gurbet Hanım size ameliyat sonrası ya da ameliyat dönemindeki diyet hakkında bilgi verecek. Peki Gurbet Hanım, obezite cerrahisinden sonra hastaları nasıl takip ediyorsunuz? Yani cerrahi oldu, bitti, artık bir şey yapmamıza gerek yok gibi bir durum oluyor mu hastalarda, yoksa hep takip devam ediyor mu? Ne yazık ki olmuyor. Sorunuzun cevabını öncelikle böyle vereyim. Uzun soluklu bir başarı istiyorsanız eğer obezite cerrahisinde de diyet en önemli bileşenlerden birisi. Diğeri de fiziksel aktivite oluyor. Diyette öncelikle mide kesemizin daha rahat iyileşmesi için yavaş yavaş açıyoruz diyeti. İlk başta işte sulu diyet uyguluyoruz. Sonra yumuşak püre dönemi ve katı dönemine geçiyor hastalar. Genellikle 30. ila 40. günleri arasında, yani kişiden kişiye bu süreç değişebiliyor, katı dönemine geçme süreci. Bu şekilde diyetleri devam ediyor. Katı dönemde çiğneme alışkanlıklarına çok çok dikkat etmeleri gerektiğini özellikle ameliyat öncesinde zaten görüşüp vurguluyoruz. Sonraki dönemde özellikle her gün günlük takiplerimizde bunu her geçen gün söylüyoruz. Yani katı dönemden sonra da bunu özellikle vurguluyoruz. Siz bütün bu planlamaları hastalara yazıp veriyor musunuz? Çünkü biz yurt dışından çok izlenen bir kanalımız. Onlar için özellikle soruyorum. Yurt dışından size başvurmuş olan hastalarda da takip nasıl devam ediyor? Şöyle oluyor. Hastayla zaten ameliyat öncesinde bir görüşme gerçekleşiyor. Bu dönemde nasıl beslenecekleri anlatılıyor. Daha sonra hastanede ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
Sonraki dönemde işte 15 gün tamamen her gün bir takip oluyor. 15. günden itibaren işte ara ara takiplerimiz oluyor. Birinci ay diyeti veriliyor, görüşülüyor ya da işte internet üzerinden, telefon üzerinden görüşülebiliyor yurt dışındaki hastalarla. Sonra ikinci ay, üçüncü ay, altıncı ay gibi kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde hastaların dehidratasyonlarına çok önem vermeleri gerekiyor. Yani hastalar 1,5-2 litre kadar su tüketmelerini özellikle vurguluyoruz. Her şeyin ameliyat olup bitmediğini, fiziksel aktivitelerini de yapmalarını gerektiğini. Örneğin mesela Osman hocamızın bir sözü var. İşte ameliyat oldum bitti yatayım demeyin. İşte ikinci günden itibaren hareketlerinize başlayın, normal yaşantınıza dönün gibi bilgilerimizi veriyor. Birinci aydan sonra yürüyüşleri, ikinci aydan sonra da yüzme dahi fiziksel aktiviteleri yapabileceklerini söylüyoruz. Zaten hızla kilo kaybetmeye başladıkları için de herhalde bu fiziksel aktiviteleri yapmaları daha da kolaylaşıyor hemen, değil mi? Evet. Peki şimdi hastalarınızdan Ferhat Bey bizle. İzninizle birazcık da onun hikayesini dinlemek istiyorum. Evet Ferhat Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizin hikayenizi biraz dinlemek istiyoruz. Ne zamandan beri çok kiloluydunuz? Nasıl karar verdiniz obezite cerrahisine? Ben doğuştan beri kilolu bir obezdim. Karar verme aşaması şöyle. Artık yani belli bir zaman geçtikten sonra sosyal yani normal yaşamını yaşayamıyorsun. Çocuğun okuluna gidemiyorsun, toplu taşıma araçlarına binemiyorsun, sokakta rahat gezemiyorsun, çalışamıyorsun. Çünkü çok kilolu olduğun için belli bir saat sonra, 2-3 saat sonra ağrılar, bacak ağrıları, bel ağrıları artık yani hayatını ilerletemiyorsun. Doğal olarak da bundan kurtulmak için çözüm yolları arıyorsun. Çok şeyler denedim. Diyet denedim, spor denedim. Ama şimdi ben morbid obezdim. 170 kilodan 74 kiloya düştüm. Morbid obez olduğum için belli bir şeyden sonra, safhadan sonra artık yani diyetle, sporla bu iş olmuyor. Çok denedim, olmadı. Kurtulmak için çeşitli yollar araştırdım. Bu arada Osman hocamla tanıştım. Osman hocanın sayesinde bana, teşekkür ederim kendine, ikinci bir hayat daha verdi. Tekrardan yaşama şansı verdi. Onun sayesinde başarılı bir ameliyat geçirdik. Zamanla bir yılın içerisinde normal kiloma indim. Yüzlerin altına indim, 170 kilodan. 170 kilodan bir yıl içerisinde 100 kilonun altına indiniz. Şimdi ameliyat olalı 2 yıl mı oldu? 2 yılı geçti. 2 yıl oldu. Şu anki kilonuz? Şu anki kilom 74 kilo. Harika. Elinizde de montunuz var. Kilolu zamanınızdan kalmamak. 96 kilo. Bu da ameliyattan sonraki kilo vermiş halim. Çünkü 8x large giyiyordum. Bu 5x large. 5x large giyiyordunuz. Bakalım şimdi nasıl duruyoruz elinizde? 8x large'miş. Şu anki bu kilo vermiş halim. Evet, yani buraya şöyle göstereyim. Birisi daha sizle beraber. Fermuarı zor kapanıyordu bunun. Bunun fermuarı zor kapanıyordu. Ben giyemiyordum bile herhalde. Evet, zor kapanıyordu fermuar. Patlayacak derecedeydi. Evet, gerçekten çok büyük bir fark olmuş. Peki hayatınızdaki farkı ne oldu? Hayatımda her şey değişti. Şöyle söyleyeyim, yürümem değişti, merdiven çıkmam değişti. Sosyal bir insan değildim, sosyal bir insan oldum. İnsan içinde karışıyorsun, kilolu olduğun zaman elinde olmadan herkes sana bakıyormuş gibi geliyor. Onun için kendini yozlaştırıyorsun, yozlaşmam gitti. Her yere rahatlıkla gidebiliyorum, dolmuşa binebiliyorum. Yani kilolu olunca aslında toplum tarafından da bir dışlanma var mı? Tabii ki, yani en ufandan şöyle örnek vereyim. Bir topluma taşıma aracına bindiğiniz zaman herkes sizin gözünüze bakıyor. Acaba benim yanıma oturacak mı diye. Oturmasın istiyorlar. Dolayısıyla oturmuyorduk biz de. Bunu da yaşamamak için kendini eve hapsediyorsun. Çıkamıyorsun. Kiloyu verdikten sonra şimdi artık her şey normal bir insan gibi ve rahat bir şekilde çok yapıyorum. Şükür ki böyle güzel tedaviler var ve bu hastalıklara çözüm oluyor. Çok şükür ki Osman hocamız gibi değerli doktorlarımız var. Başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdi. Gerçekten bu çok önemli. Hocanın bu ameliyattaki opsiyonu çok önemli. Sizin güvenip kendinizi emanet etmeniz herhalde öncelikli değil mi? Tabii ki çok önemli. Çok önemli. Peki. Osman hocam da bu konuda bir numara. Peki, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz Ferhat Bey. Hocam, diyetisyeninizden çok değerli bilgiler aldık. Hastanız Ferhat Bey'in hikayesini dinledik. Şimdi sizin de izleyicilerimize son mesajlarınızı rica ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi obezite cerrahisinin çok mükemmel sonuçları var. Obez olmaktan evet korkun, mutlaka tedavi ettirin. Ettiremezseniz gelin ameliyat olun, güzel sonuçlarıyla karşılaşın. Ameliyattan sonra da yaşam tarzı ve diyete mutlaka dikkat edin. Biz gurbetçilerimizi, diyetisyenimiz Gurbet Hanım'a emanet ediyoruz. Korkmadan gelsinler, ameliyatından olsunlar diyoruz. Peki, biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, obezite ve genel cerrahi uzmanı doçent doktor Osman Yıldırım'ı Ankara'da Çankaya'da ziyaret ettik. Bakalım sırada kim var?